Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, yükselen yay, ay burcu yay olanlar, 18-25 Ağustos haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz tabii ki bol olsun arkadaşlar. Bakalım falınızda neler çıkmış? Hemen şöyle bir açalım ve bakalım bu hafta falınızda neler var? Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Güzel bir hafta diyebiliriz ama şuradaki şu konu tabii ki bir maddi kaynaklarla alakalı bir konu, işle alakalı bir konuymuş gibi görünüyor. Şimdi şöyle iş ve para konuları, çalışıyorsanız çalıştığınız yer, cebinizdeki para çalışmıyorsanız hanenizdeki para, yani geçim kaynaklarıyla alakalı konuları ifade ediyor. Pazartesi günü. Aslında burada bir noktada, bir mevzuda bir hesaplaşma, bir haberle birlikte aslında bir konuşma yapacağınız görseller var. Burada karşılıklı yaptığınız konuşmada önünüz açık arkadaşlar. Bir kapı açmaya çalışıyorsunuz çünkü. Fakat elinize de uzattığınız hafta ortası yapmanız gereken bir işiniz var ve bundan da aslında çok memnun değilmiş gibi görünüyorsunuz. Yani sözün özü, pazartesiden çarşambaya bir konu, bir mevzu var, elinizi uzatmışsınız ama bunun haricinde bir görüşme, bir konuşma yapmayı düşünüyorsanız da bu temiz ve güzel geçecek görselleri var. Diyeceksiniz ki salı günü ne var? Salı günü aslında standart bir görsel çıkmış. Kafanız bulunduğunuz yere çok yakın değil, biraz uzaklarda bir konuyu düşünüyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Ama zaten esas çarşamba günü dikkat ederseniz burada karşınızda bir kişi var. Siz burada duruyorsunuz ve bu karşınızdaki kişi biraz balığa da benziyor ama koyu renk bir balık. Yani bu aslında ödemeniz gereken bir borç. Borcu ifade edebilir ya da işinizle alakalı almış olduğunuz sorumluluk, bir para sorumluluğunu ifade edebilir. Sanki siz burada elinizi uzatmış, ortada duran bir şeyi almaya çalışıyorsunuz. Ya da bu karşınızdaki kişi patron, şef, yaşça büyük bir kişi de olabilir. Bir çekişme var arkadaşlar. Burada bir şeyi çekeleyerek karşılıklı aslında anlaşmayı, uzlaşmaya çalışabilirsiniz. İ ve Ş harfleri çıkmış, direkt iş yazıyor. İşle alakalı bir mal ya da çalıştığınız yerde bir konu, bir mevzu. Ama bu karşınızdaki kişi gördüğünüz gibi sizden büyük olduğu için aslında uğraşarak, çabalayarak aşmaya çalışacağınız bir sorun olabileceğini bize gösteriyor. Ve şuradan buraya doğru akmaya çalışan alan, bir süredir içinde tuttuğunuz, çözmeniz gereken ama çözemediğiniz, gününü zamanını beklediğiniz bir konuyu da gündeminize getirebilir. Dediğim gibi bu hafta ortası. Hatta bu kişi ile konuşmalarda sanki şöyle o kişi eliyle birisini geri ittirmiş. Hani sen kenarda dur, ben hallederim der gibi ama önünüzde duruyor. Tartışmaya açık, gerginliklerin olabileceği ya da tartışarak çözmeye çalışacağınız konular gündeminize gelebilir. Burada üst bant aslında açık ama bu karşınızdaki kişi kimse, öyle basamak basamak çıkılacak bir kişi gibi görünüyor. Yani kolay aşılabilecek bir konu ya da mevzu değil açıkçası arkadaşlar. Eğer şöyle bir açık yolunuz olsaydı derdim ki çarşamba, en geç perşembe halledersiniz ama ötelenecek bir konu gibi ne yazık ki duruyor. Zaten aslında ana konu bu. Yani genelleme yapacak olursak hafta ortası bazı konular önünüze çıkar. Bu konularda mücadele ederek aşmaya çalışırsınız. Bir kısım aşılabilir ama çözüm odaklı olmasından çok sanki biraz kademe kaydettim, biraz daha uğraşmam gerekir diyebileceğiniz bir konu olabilir. Ve cuma gününe baktığım zaman da askıda kalmış bir para, yani alınacak bir paranın ötelenmesi durumu da söz konusu olabilir. Bu küçük bir para görsellerinde çıkıyor ama gene de önündeki çizgi aslında bugün yarın alırım dediğiniz bir paranın biraz ötelenebileceğini de bize ifade eder açıkçası. Hafta sonuna doğru yol planlarınız olabilir. Burada gene işle alakalı yol planlarınız olabilir. Hemen üstünde bir S harfi görüyorum. Buradakinde aslında temiz görseller var ama kafanız sisli puslu olduğu için net bir cevap veremeyebilirsiniz ya da net cevaplar alamayabilirsiniz. Bu aynı zamanda bir iş başvurusu, iş görüşmesinde havada kalmak, sisli puslu, evet ya gel çalıştan çok haftaya görüşürüz cevabını aldığınız bir cumartesi günü de olabilir açıkçası. Cumartesi gününe bu şekilde görünüyor. Ya da işinizle alakalı bir yol planınız varsa böyle acaba gitsem mi gitmesem mi deyip son dakika bir karar değişikliğine de gidebilirsiniz. Gelelim hane dediğimiz yer. Birlikte geçirdiğimiz kişiler, eşiniz, aileniz diyebileceğimiz alan. Burası da aslında yoğunlukta çıkıyor. Yani bu hafta bana kalırsa
en iyi ihtimalle ev hanımı olarak değerlendirecek olsak git gel git gel yapacağınız konular mevzular var. İlişkilerde aslında baktığımız zaman devamlı konuştuğunuz bir mevzuyu dik bir çizgide gidiyor, tartıştığınız görselleri var. Bu yapmak istediğiniz, planlamak istediğiniz bir konu da olabilir tabii ki ya da aile içerisinde konuştuğunuz bir konu olabilir ama pazartesinden itibaren bu konuda devamlı konuşmalarınız var ve her gün gündeminize gelecek konular olarak görünüyor. İddialaştığınız bir konu da olabilir aynı zamanda ve burada baktığımız zaman perşembe günü bu konularla alakalı aslında biraz daha genişleyen bir alan. A ve V harfi ya da Y harfi çıkmış. Karşılıklı konuşmalarda artık bir uzlaşma noktasına geleceğiniz ya da çözüm odaklı olduğunuz bir gün olarak görünüyor. Şimdi dediğim gibi alt bantta da elinizde sanki böyle şeyler var, toplar var, oynaya oynaya hani yolunuza devam ediyorsunuz gibi. Onun adını unuttum, o toplarla oynayanların adını unuttum ama jonkler miydi neydi öyle bir şeydi. Hani burada aslında şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, şunu mu halledeyim, bunu mu halledeyim dediğiniz konular pazartesi, salı gündeminize gelir. Ama burada ondan sonrasında böyle akışın daha net gittiği görseller var. Bir de küçük küçük para konuları var. Ama bunlar böyle biraz karartıda olduğu için çarşamba özellikle hafta ortası para harcamaya açık, cebinizden çıkacak paraların olabileceğini de bize ifade eder. Artı burada iletişim yoluyla bazı bir bölüm kişiyi ilgilendiriyordur belki ama bir aşk ya da bir ilişkiyle alakalı konular gündeminize gelebilir. Kısa süreli de olsa önü kapalı görsellerinde çıkıyor. Hafta sonum nasıl derseniz hafta sonu yol planları yaparsınız ama buradaki yol planlarında da gene hani dinleneyim mi gezeyim mi olabilir gibi bir görsel var. Çünkü kafanızın üstü çok temiz ama önünüzde kişilerle konuşurken vazgeçebilme ihtimaliniz var. Temiz yollar ama önü biraz da olsa kapalı. Yani burada bence kararsız kaldığınız bazı planlar yapabilirsiniz ama ilişkilerde sakinliğin, dinginliğin olduğu, ev hayatının da aslında biraz daha sakin gittiği bir hafta sonu diyebilirim. Yorulmayacaksınız diyebilirim. Yani hafta içi o karışıklıklar aslında hafta sonunda karışıklık değil de düz yol olarak çıkmış çünkü. Yapmaya çalıştığınız, çözmeye çalıştığınız konular ya da gününüz sakin geçer de diyebiliriz. Biraz burayı hızlandıracağım. Şimdi bakın burası aslında şöyle tuttuğum yerden baktığımız zaman iş ve para konuları arkadaşlar. Burası da hane. Aslında falımızla aynı. Hane konularınız gördüğünüz gibi ufak tefek konular olsa da önünüz temiz ve aydınlık. İlişkilerde ya da hanenizle alakalı konularda bu hafta çok sıkıntı yaşamazsınız. 3-6-2 rakamları çıkmış hane tarafına doğru. İletişim demek, hesaplaşma demek, parasal konular demek. Yani hanede daha çok iletişim parasal konularda olabilir, ifade edebilir ya da sayısal bir değeri ifade edebilir. Şimdi buraya baktığımız zaman dikkat edin. Bakın burada bir kişi var. Çok keton bir kişi. Bu kişinin kafasının üstünde bir para konusu var. Bir değil iki para konusu var aslında. Hatta bir kişi de bunun tepesine binmiş. Sanki bir konuda onu baskılıyor. Ama esas buradaki kişi sizsiniz. Şimdi araya gördüğünüz gibi bir sıkıntı girmiş, önünüzü kapatmış. Aşmanız gereken bir kişi var arkadaşlar burada. Yani bir olur mu alacaksınız, bir cevap mı alacaksınız, ulaşmaya çalıştığınız birisi mi var? İşte onunla alakalı bu hafta konular, mevzular olur. Ama bu kişiye ulaşmak ya da bu kişiden istediğinizi almak gördüğünüz gibi tam yüzünüzün önüne kapanan bir sertlik olduğu için burada karartı olduğu için bu biraz zor dedirtiyor bana. Keşke bunu şöyle önü açık konular olsa da çözebilirsiniz desem ama bu kim ise bu aşılası zor bir kişi, daha sonraya kalacak bir konu olabilir. Hafta sonu çevreniz çok kalabalık görünüyor. Yol yani ama burada da hani gene uyarıyı yapacağım ben. Söylemeden edemeyeceğim. Para harcarsınız ya da çevrenizdeki insanlardan zevk almayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle hafta sonu planları için onu da söylemiş olayım. Yani para geliyor mu gelmez. Ufak tefek paralar gelebilir. Bu iş konusuyla alakalı bu kişiyle olan sorunumu çözer miyim? Çözemeyebilirsiniz. Ama aşk ilişkiler cepte arkadaşlar. Birinden biri en azından bir artı görsellerinde çıktığı için ancak onu söyleyebiliyorum. Evet, gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.